Herkese yeni günden merhabalar arkadaşlar. İsmim Furkan, Yiğit Bey çiftliğinde. Uzun bir aradan sonra tekrardan buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Uzun zamandır videolar çekemiyordum. Hem iş yoğunluğundan dolayı olsa gerek, hem de koyunların işte çoban kaçmıştı. Ondan dolayı iş yükü tamamen bizdeydi. Pek video çekmeye fırsatım yoktu. Onun için kusura bakmayın, herkesten şimdilik özür diliyorum. Arkadaşlar, bu işe gireli neredeyse bu ay sonunda bir yıl olacak. Yani bir yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Tabi bu zaman zarfı içerisinde toplamda 150 adete yakın bir kuzuya ulaştık. Kendi yetiştirdiğimiz, yani kendi ahırımızdan, kendi çiftliğimizden çıkan kuzu sayısı bu oldu. Yani piyasaya şu an 100-150'ye yakın kuzu verdik ve bununla mutluluğu içerisindeyiz. Tekrardan geçen yılki doğan kuzularım, anneler kuzularını doğurduktan sonra tekrardan gebe kalmışlardı. Yazın da bu kuzular kuzu doğumu gerçekleşti. Bir 15 adete yakın bir kuzumuz oldu bundan 2 ay önce ve tam şu anda kış kuzusu dediğimiz Ekim'den sonra doğan, Eylül ve Ekim'den sonra doğan kuzuların doğumları da başladı. Hayırlısı olsun. Umarım verimli bir sezon geçiririz. Bu yıl ne yazık ki kurak ve kötü bir zaman dilimi vardı. Yağışlar yoktu, arpalar boy vermemişti vesaire derken, umarım bu sene kuzular verimli olur. Şimdi hemen bir kış kuzularımıza bakalım. Bunun sevinciyle karşılaştık. Daha dün oldu. Dünden önce de ikiz bir kuzumuz olmuştu. Şimdi hep birlikte onlara bakalım arkadaşlar. Burası tabii ki bizim yine ahırımız. Ahırımız artık verim yeterli gelmiyor. Yeni bir ahır planladık. Hatta duvarını yaptık. Orası da bitmek üzere. Şu kuzularımız bir satışa çıktıktan sonra yeni bir ahırımızın, yani bitme aşamasına gelecek. Hemen şöyle bir yeni doğan kuzularımızı gösterelim arkadaşlar. Bunlar bizim annelerimiz. Dün doğurdu kuzumuz. Kendisini şu an bir tane kuzusu var. Arkadaki koyunumuzun da iki tane kuzusu var. Maşallah, bereketli olsun demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bunlar kış kuzusu. Yani şu an Ekim'deyiz. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. En geç Şubat'a muhtemelen bu kuzularımız da yetişmiş olacak arkadaşlar. Burada da yazın olan, yani yazın doğmuş olan kuzularımız mevcuttu arkadaşlar. Bunlar da hemen hemen 35 kilolara geldiler. Yani bunlar da yaklaşık bir ay sonra kesime gelecek kıvamdalar. Şöyle de çekmişler. Kuzularımız şu şekilde. İçeri tarafta da şu kafesin arkasında, elimle gösterdiğim yerde de gene orada da kuzularımız var. Bunlar kiloya gelen kuzular arkadaşlar. O kiloya gelen kuzularımızı en yakın vakitte keseceğiz. Lakin şu an piyasa gerçekten çok kötü. Anlam veremediğimiz bir şekilde bir sıkıntı var. Çünkü bundan bir ay önce 28 lirayken kilonun, yani kuzunun canlı baskülü, bugünlerde 26 lira, yani Ankara Polatlı için bunu söylüyorum, 26 lira indiği söyleniliyor. Ve bu da çok kötü bir rakam, yani yaptığımız işe değmeyecek bir şekilde. Çünkü bunlar durmadan yiyen hayvanlar. Burada görmüş olduğunuz gibi akıllı oluklarımız var arkadaşlar. Bu akıllı olukların her zaman içi doludur. Bu hayvanlar hiçbir zaman hani aç kalma gibi bir durum söz konusu olmaz. Kuzularımız bu şekilde. Bunlar hemen hemen 35 kiloya geldiler. Yani muhtemelen bir ay sonra, en geç 45 gün sonra kuzularımızın da kesim kıvamına gelecek. Tabi buradan yeni yapacak arkadaşlara söylemem gereken bazı şeyler var. Sanıldığı kadar kolay bir meslek değil. Eğer imkanları varsa ilk önce bir köye gitsinler. Tanıdıkları bir koyunculara veyahut da rica etsinler. Yanlarına 1-2 hafta kalabiliyorlarsa veyahut da birkaç gün o ahır hayatını, köy hayatını görmelerini istiyorum. Çünkü neden? Tamamen hayatınız köyden ibaret oluyor. Zorluklar karşınıza çıkabiliyor. Bunun için bir tecrübe edinmenizi isterim. Sonradan pişman olmamanız için. Piyasaya gelecek olursak, daha demin tekrar ettim. Gerçekten şu an anlam veremediğimiz bir derecede sıkıntı var. Neden? Bu hayvanın aslında hakkı 30 liranın üstündeyken bugün hayvanın kilosunu 26 TL'den alıyorlar. Bunun sebebini gerçekten bilmiyoruz. Kasaplarda en, yani bir kuzunun
en güzel eti 90 lira 95 lirayken en kötü fiyatlar olarak biz burada canlı baskül olarak 26 liraya veriyoruz ve gerçekten bu da hak edilen bir sonuç değildir arkadaşlar. Bu yüzden buradan da gerekli kurumlara elimizden geldiğince sesimizi uzatmaya çalışıyoruz. Umarım bizleri duyan olur. Çünkü üretici gerçekten zor durumda. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Daha yeni dedim ya ahırımız bize yeterli gelmiyor. Yeterli gelmediğinden dolayı yeni bir ahır inşaatına başladık. İşte bunları satarsak nasip olursa oradaki eksiklerimizi yapacağız. Yani hemen hemen bir ay oldu o duvarları öreli. Lakin üstünü kapatmamız büyük masraflar sonucunda oluyor. Yani bugün demir çok pahalı. Kereste de keza öyle. Lakin işte yapacağız çünkü yerimiz kalmıyor. Bunlar da bizim el kuzularımız. Elimize alıştıkları için böyle, ellerimize beslediğimiz için böyle bize geliyorlar. Hadi gidin orada yiyin. Şöyle yeni bir ahırımıza da bakalım arkadaşlar. Bunu da buraya koymamın sebebi, şimdi hava güzel. İçerisinin kuruması için arkadaşlar. Hem de içeri koyunlar girip de pisletmemesi için. Ondan dolayı yemliği oraya koyduk. Şimdi arkadaşlar bizim buraya karşıda görmüş olduğunuz ahırımızı bir ay önce kendimiz inşa ettik. Toplamda burası 6'ya 30 şeklinde uzattık. Çok az bir kısmı kaldı. Çatısı kaldı ve bu taraftaki yeri kaldı. Tabi bunun içinde bir maddi imkansızlıklar var. O imkansızlığı da nasıl olursa bu kuzuları sattığımızda yerine getireceğiz. Devamında en başta da çoban evini yaptık. Tabi şu an çoban yok. Kendimiz bakıyoruz 3-4 ay gibi süre zarfında. Eğer olursa ileriki dönemde hayvan sayımız kapasitesi artarsa tabi çoban alacağız. Burası toplamda 30 metre uzunluğunda, 6 metre eninde şeklinde, toplamda 180 metrekare. Ön tarafını açık bıraktık, telle yapacağız. Tellerin ön tarafına gergin bir pankart çekmeyi düşünüyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru. Olası işte kapasite arttırımında bunu bu tarafa doğru çekmek için. Tabii şu an planlar her zaman değişiyor. Biz de pek net olamıyoruz. Çünkü her zaman yeni fikirler doğuyor. Ondan dolayı ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Buradan yapmak isteyen arkadaşlarıma tekrardan söyleyeceğim şu: bu işi gerçekten iyi araştırsınlar, yapabileceklerini iyi düşünsünler, piyasayı takip etsinler. Şu an zaten koyun piyasası en dipte, yani şu an olabildiğince en dibe düştü. Eğer yapmak isteyen olan arkadaşlarımız varsa da bu işe girebilirler. Çok pahalı bir koyunu bir tık daha ucuza alabilirler, gebe koyunları keza öyle. Diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldiğince farklı videolar da çekeceğim. Tekrardan beklettiğim için kusura bakmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa, bilgiler varsa sosyal medya üzerinden Instagram'dan Yiğit Bey Çiftliği olarak, keza ya da bu video altında bizlere video altında sorular sorarak sizlere elimden geldiğince bilgilerimizi vereceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.